Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Ya Hristiyan'ı yepyeni bir videoma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Sebebi Mahruk 2. sezon 3. bölümde karşınızdayım. Bugünkü başlık çerçevemiz artık yeter. Bölümümüzü sonuna kadar izlerseniz beni ilk öncelikle mesut etmiş olursunuz. Buradan sonuna kadar izleyecek olanlara teşekkürlerimi sunuyorum şimdiden. Aşağıda yorumlarınızı da mutlaka eksik etmeyelim. En az yorum alan serilerimizden birisidir Sebebi Mahruk. Şimdi her neyse bölümümüze geçelim, uzatmayalım. Hayat birçok parçalara bölebiliriz hayatı, ama felakin özetle iyi ve kötü diyebiliriz. Değil mi sizce de? Çünkü hayat iyisiyle kötüsüyle devam etmekte. Yeri geliyor iyi oluyoruz, belki neşeli, yeri geliyor kötü oluyoruz. Belki hasta, belki can sıkıntısı vesaire vesaire ve benzeri şeylerle iyi kötüyü birçok parçaya bölebiliriz. Ama felakin size birisi iyi bir şey dediğinde, güzel dediğinde mutlu olur, seviniriz. Aynı sevinçle beraberindekileri getirebiliriz. Kötü denile geldiğinde ise işin kesin kez eleştiri boyutu taşıdığını az sonra değinmeden evvel Japonya'dan çiçeğe yapılan testte çiçek her sulamaya gelindiğinde çiçeğe iyi güzel, çok güzelsin vesaire sözler söylendikten bir süre sonra çiçeğin dipdiri, capcanlı kaldığını, eski ihtişamının da üstüne kattığı gözükmekte ve aynı kez aynı çiçekle aynı bitkiye kötüsün diye fısıldaktan bir süre sonra çiçeğin solduğu, eski ihtişamını kaybettiği ön plana çıkmakta. Bunu göz önünde bulundurarak aynı zamanda bu test suya da uyarlanıyor. Suya dua okunduğu zaman, güzel diye fısıldandığı zaman suyun tadına tat kattığı, dua ile şifa vermesini eski yöntemlerden bilenleriniz herkes bilir zaten. Kötü dendiği zaman, fısıldandığı zaman ise suyun tadında değişmelerin acılaştığını fark edeceksinizdir. Aside artacaktır. Bilimsel birçok yönden tespitlenme kanıtlanmıştır. Bu tarz meseleler bunun gibi birçok mevzuda beraberinde getirmekte. Tabii ki kalp mesela iyi, güzeli, hoş olan şeyleri ister. Aşk ister, meşk istemez. Kalp öyle bir şeydir ki herkesi etkiler, etkileyemeyeceği kimse yoktur. Kalp güzelliği elimizde midir peki? Bence sonuna kadar elimizde olan bir şey. Allah herkesi çok güzel bir şekilde yaratmıştır. Çünkü çok güzel, maşallah denilmeden geçilmeyecek bir durumdur ki akıl ve irade vermiş. Kalp akıl ve irade arasında arafta değil midir ki güzele ve kötüye yöneliyor olması sizce de bizim elimizde olan bir şey değil midir? Elimizde olan bir şeydir ki tertemiz geliyoruz dünyaya ve kendi ellerimizle sebeplerden dolayı mahruk oluyoruz. Pişman olup pişmaniye yemeye devam ediyoruz. Maalesef ve ne yazık ki devam etmekte, artmakta ve arttırılmakta ve kendi ellerimizle yahut başkasının elleriyle odunu ortadan ikiye kırar gibi kırmaya devam etmekteyiz. Öncelikle içimdekileri tamamen dökmeden evvel şu temenni duasıyla başlayalım. Allah hepimizin kalplerimizi dünyaya tertemiz geldiğimiz gibi tertemiz ahirete hayırlı, huzurlu, sağlıklı, uzun yaşamakla ve ebedi sonsuzluğa tertemizce göç etmekle üzere inşallah güzelleştirir. Amin diyelim. Diyeceklerimiz burada bitmiyor. Aksine yeni başlıyor. Şu fani sonlu dünyada hepimiz tarak gibi eşitiz. Evet. Hepimizin kardeş olduğunun bilincinden uzaklaşıyoruz. Ülkemizin ve bir takım ülkelerin büyüyememizin en önündeki en büyük engel olarak eleştiriyi görüyorum. Eleştirmek için değil, değiştirmek için buradayım. Öneri yapalım, bırakalım artık. Eleştirmek de bir yere varılmaz. Bunların farkına varalım lütfen. Konumuza tam olarak girerkenki cümlemin başında söylediğim gibi hepimiz eşitiz ya. Hepimiz birer kardeşiz. Neden bu katliamlar, kırılmalar vesaire vesaire? Hepsinin başında eleştiriyi görüyorum. Eleştiri tek doğru yanının olduğuna inanmıyorum. Öneri yapılmadığı sürece. İyi ve kötüden bahsettik değil mi? İşte eleştiri ile öneri arasındaki farktır bu. İyi olan öneridir. Hani dersiniz çok güzel olmuş, şöyle de olsa daha güzel yaparsın diye hem pozitif enerji vermekle hem de tavsiyelerde bulunmak öneri budur. Peki eleştiri nedir? Anca kötü olmuş, olmamış vesaire vesaire. Artık bunları bırakalım da bir kendimize bakalım. Başkalarından bize ne?
Yeter ki sen sen ol, kendin ol. Yeter ki ben ben olayım. Biz bize, siz size olun. Hayatımda en nefret ettiğim olaylardan birisi eleştiridir. Eleştiri duyduğunuzda sizin canınız sıkılmaz mı? Tıpkı benim de öyle. Herkesin öyle. Eleştirmek için değil, değiştirmek için buradayım. Her zaman derim. Ama felakin eleştirdiğim bir mevzu var ise eleştiri ve eleştiri yapanlardır. Eleştiriden kalp kırılır, katliamlar olur, can sıkılır, insanın yüreği sızlar, korku bile siner içine, uyku bozulur. Tüm kötü perdelerin arkasında gizli saklı olarak eleştiriyi görüyorum. Sebebi mahruk olmamızı sağlayanların en başında olarak eleştiriyi görüyorum. Öneriyi ise bunlar önler nitelikte olarak görüyorum ve artık yeter diyorum. Eleştirdiğim bir mevzu var, o da eleştiri ve eleştiriyi yapanlar demiştim. Burada da aslında eleştiri üzerine değil de daha çok öneri üstüne bir şey demiş oldum. Bunu kesin kes eleştiri olarak anlamayın. Öneri olarak anlayın bu demiş olduğumda. Demiş olduğum gibi hayatta en çok nefret ettiğim şeylerden birisidir. Bir videomuzun bir sebebi mahrukun ikinci sezon üçüncü bölümüyle bir bölümüne daha sonuna denk geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz eğer ki çok çok teşekkürler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esen kalın. Yarın yeni videolarda görüşmek üzere.